Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de videomu çekmek üzere hazırlandım. İplerim bu şekilde olacak. Bugünkü videomda turuncu, siyah ve yeşili kullanacağım. Alt zeminimi siyahtan yapacağım ve üzerine yeşil ve turuncu kullanarak güzel bir model hazırlayacağım inşallah. Başlayalım hemen. Burada ilk olarak siyah ipimi kullanarak alt zeminimi oluşturacağım. Evet, hemen buradan başlayayım. Burada geri dönüyorum. Burada bir pırpır yaparak tepeye çıktım. Buraya da küçük bir pırpır bırakacağım. Tekrar aşağıya bu işlemi birkaç sefer daha tekrarlayacağım. Güzel bir yaprak oluşturacağım burada. Siyah renk iple el iş yapmak diğerlerine göre biraz daha zor olabilir. Biraz daha kıvrılmayan bir ip. Biraz sert yapısı var. Evet, tekrar geldim tepeye bir pırpır bırakıp hemen aşağı ineceğim. Yani kenarda 4 adet pırpırım olmasını istiyorum burada. Evet, 4 adet pırpırımı oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4.'ye batacağım. Burada güzel bir pay bırakarak ineceğim aşağıya. Evet. Şu pay yeterli olacak. Burada tekrar bir zürafa yaparak aynı şekilde içerisini dolduracağım. Bu yaprağımı yaptığım gibi. Bir adet pırpır. Tepeye geldim. Buraya da küçük bir adet pırpırını bırakarak aşağı iniyoruz. Bu işlemi 4 sefer tekrarlıyoruz. Dediğim gibi siyah ip kullanırken biraz zorluyor insanı. Ben o yüzden daha fazla çekmeye çalışıyorum. Normalde de çok çekiyorum zaten ipi. Ama siyah da biraz daha güç uyguluyorum ki biraz daha düzene kolay girsin diye. Çünkü bizi zorlayan bir ip, biraz sert yapısı var. Tekrar indik. Son olarak bir pırpır daha bırakarak aşağıya devam edeceğiz.
Evet. Tekrar ne yapmıştık? 1, 2, 3 ve dördüncüye batarak aşağıya iniyoruz. Evet, alt zeminimi bu şekilde uygulamaya devam edeceğim ben. Sonrasında üzerini göstermek için burada olacağım. Evet hanımlar, ben alt zeminimi tamamladım. Bu şekilde siyah ipimle böyle yapraklar yaptım. Şimdi size bu bıraktığım iplere yapacağım modeli anlatacağım. Evet, burada hemen turuncu rengi ipimi alayım. Düğümümü attım. Burada 3 adet pırpır yapacağım. Evet. 3 adet pırpırımı yaptıktan sonra pırpırlarımı 1, 2 ve 3.'yü de alarak tepede birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bunun da tepesine 3 adet pırpır bırakacağım. Şöyle elimle tepeye topluyorum. Evet. Çok şirin oldu bence. Bir tane de yanına hemen yeşil yapalım. İpimi hemen iki düğüm atarak hemen buraya bağladım. Düğümledim. Hemen burada 3 adet pırpırımız olacaktı. Adet pırpır yaptıktan sonra sırayla 1, 2 ve 3 pırpırdan da geçerek düğümümüzü atarak tepede hepsini birleştiriyorduk. Sonrasında burada kalan gözeneğe tepede 3 adet pırpır yapıyorduk. Hemen duruşunu elimizle parmağımızla şu şekilde tepede toplayarak duruşunu da veriyoruz bu şekilde. Evet, çok yakıştı bence. Çok şirin olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım. Yan yana duruşlarını hep beraber görelim. Bakalım nasıl olacak. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. İlk defa yaptım. Çok da hoşuma gitti.
Genelde alt zemini yeşilden yapılıyor. Ben farklı olmasını istedim. Siyahtan yapıp görmek istedim uyumunu. Çok çok beğendim ben. İnşallah sizler de beğenir ve yapmak istersiniz. Modelim bu şekilde. Düşüncelerinizi de belirtirseniz çok sevinirim. Beğenileri ihmal etmeyin lütfen. İnanın kolaylıkla videolar çekilmiyor. Çok zaman alıyor. Burada siz 10 dakikasını, 15 dakikasını görüyorsunuz ama arka planda bunu 1 saate yayabiliriz. İzleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yapmayı düşünen arkadaşlarım da kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.